Muhteremler, Allah Celle Celaluhu meselelerimizi halletmek için bizlere amel nasip etti. Amel yapmayı nasip etti. Namaz da almayı nasip etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Bugün unutuldu, aklımıza gelmiyor. Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Bela dalgalarını duayla defedin. Rızkınızı namazla, sabırla Allah'tan isteyin. Onun için Allah Teala "Vestaînû bis-sabri ve's-salâ." Sabır ve namazla benden isteyin buyuruyor. Onun için Allah Celle Celaluhu'yu doğru tanımak lazım. Allah Celle Celaluhu doğru tanındığı zaman o zaman yaptığımız ameller fayda verir. Ama Allah'la beraber şu da olmadan olmaz, bu da olmadan olmaz. Bütün yerlerin, göklerin gücü, kuvveti, orduları Allah'ın elindedir. Bütün bunlar Allah'ın iradesiyle yürümektedir. Allah dilemeden hiçbir karınca dahi yerinden kımıldayamaz. Allah Celle Celaluhu yeryüzünün dolularca ordularını öyle bizim bildiğimiz tanklarla, toplarla imha etmedi. Biz kimisini sivrisinekle, kimisini küçücük taşlarla, kimisini rüzgarla, kimisini narayla, bir ses sayha narayla Allah Celle Celaluhu helak etti. Bütün güç kuvvet Allah'ın elindedir. Kim Allah'ın olursa yardımcısı Allah'tır. Kim Allah'a önem vermezse Allah ona yardım etmez. Bütün güç kuvvet Allah'tandır. Allah'tan bilmek lazım. Onun için Allah-u Teala'nın vaatlerine de inanmak lazım. Vaatlerine de inanmak lazım. Allah-u Teala ne söylemişse haktır, doğrudur, gerçektir. Allah-u Teala şakayen de yalan söylemez. Allah Teala verdiği sözden caymaz, hulfetmez. Allah Teala ne dilemişse muhakkak ki doğru söylemiştir. Ne emretmişse doğrudur, insanın yararınadır. Allah Celle Celaluhu cenneti yarattı. Cennetin vasıflarını beyan etti. Cennete Allah Celle Celaluhu erkekler kaç yaşında gireceğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. 33 yaşında kadınlar, kızlar 18 yaşında girecek. Cennette Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in Vakıa suresinde, Rahman suresinde, diğer muhtelif surelerde, İnsan suresinde, birçok surelerde Allah Teala cennetin vasıflarını beyan ediyor. Cennete giren her bir erkeğe 5 sıfat verilecek. Birincisi 5 peygamber sıfatı verilecek. Boyu Adem Aleyhisselam'ın boyunda 36 metre. Rivayetlerde, ölçümlerde öyle diyor. Zira. Davut Aleyhisselam'ın ses güzelliği verilecek. İsa Aleyhisselam'ın yaşı 33. Yusuf Aleyhisselam'ın suret güzelliği. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak güzelliği verilecek. 1 milyon senede geçse bir yaş ileri geçmeyecek. Sadece insanda kaytan bıyık var, sakal da yok. Vücudunun hiçbir tarafında kıl da yok. Boyu kaç yaşında cennetteki insan? Boyu 36 metre boyunda. Şurasının büyüklüğü 8 metre. Allah-u Teala cennette kuluna yaratma sıfatı verecek. Aynı zamanda bir şey istediği zaman orada insan ol diyecek, oluverecek. Yaşlanmak yok, tuvalete gitmek yok, hastalanmak yok, burun çekmek yok. Ve sonsuz bir hayat. Bir şey istedi mi o hemen yanına geliyor. Kuş ötüyor. Diyor ki ne güzel sesin var. Bülbül kuşu bülbül sesini nereden almış? Cennetlik kuşlardan. Ötüyor diyor ki ne güzel sesin var. Diyor ki benim sesimden daha güzeldir etim. Pişmiş olarak yanına geliyor. O onu yiyor. Kemiklerini bir kenara ayırıyor. Cennette çöp olmadığı için tekrar o kemiklerini et giydiriliyor. Tekrar kuş olarak uçuyor. Peki kuşlar ne kadar? Deve büyüklüğünde. Deve büyüklüğünde kuşlar. Peki insan bir deve yiyecek kadar aç mı? Cennette her bir lokmanın bir sonraki daha lezzetli. Her bir lokmanın bir sonraki daha lezzetli. Lezzet almak için yiyor. Acıktığı için değil. Cennette acıkmak da yok. Hastalanmak da yok. Affedersin tuvalete gitmek de yok. Yatmak da yok, yemek rahatsız etti de yok. Sahabe-i kiram dedi, ya Resulallah, cennette defi hacet yoksa,
Yediklerimiz ne olacak? Hafif bir geğirme ile mis kokusu olarak terden dışarı çıkacak. Allah dal bastı kirazlar buyuruyor Rabbimiz. Sıvama muzlar uzamış gölgelerde cennetlikler zevk ederler. Cennette gece de yok. Uyumak da yok. Uyku acziyettir, cennette o da yok. Ağaçların dalları aşağıda, kökleri yukarıda. Bir meyve istediğin zaman dala çıkmıyorsun, ağacına çıkmıyorsun. Çağırıyorsun, ta ağzına kadar geliyor. Bir üzüm tanesi şişirilmiş koyun işkembesi kadar. Bir nar altında 40 kişi gölgelenecek kadar büyük. Ve bunlar sonsuz. Bir nar tanesini yiyorsun, kabuğunu ne edeceğim diye tekrar aynen yaratılıp yerine takılıyor. Ve sonsuz bir hayat. Cennete hiçbir isteyenin istediğinden ne kadar isterse istesin, cennet onun üstündedir. Cennete giren bir insan, ondan daha üstün kimse orada yok. Cennette olan insanda en üstün o. Ondan daha üstün kimse yok. Böyle bir hayat insanı bekliyor. Cennetlik insana cehennemden bir perde açılacak. Denilecek ki bak, sen bu cenneti kazanmasaydın, gireceğin yere bak. Cehennemdeki yerini gösteriyor ona. O hazzı, lezzeti iki kat daha artıyor. Ya Rabbi, bizi buradan kurtardın, bu güzel yeri lütfettin, sana hamdolsun. Cehennemdeki insana da o bulunduğu haldeyken cennetteki yeri açılıyor, bir perde olarak açılıyor. Ona da deniyor ki bak, sen eğer Allah'ın emirlerine, gönderilen Resul'e uysaydın, sen de buraya girecektin, cennete. Onun da diyor cehennemin o azabı bir o kadar daha arttırılıyor. Ben burayı nasıl kaybettim? Bu berbat yere nasıl düştüm? Cehennemde ise en hafif azabı görenden bir tane söyleyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cehennemde en hafif azap gören kimsenin ayaklarının altına kor alev konur, ta beyni kaynar. O da zanneder ki cehennemin en ağır azabını ben çekiyorum. Oysa cehennemin en hafif azabı bu. Cehennemliklerin vücudu da başka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cehennemliğin bir dişi Uhud dağı kadardır. Şu kulak memesinden omuzunun arası bir kuşun 3 aylık uçma mesafesindedir. Derisinin kalınlığı 3 günlük yürüme yol mesafesindedir. Bedeni o kadar büyüktür çünkü o azabı şiddetli bir şekilde hissetsin ve tatsın. Allah-u Teala buradan da her birimizi muhafaza eylesin. Bizi bu hale düşmekten ümmetimin tamamını muhafaza eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki cennetin karşılığı imandır. Cennetin bedeli la ilahe illallah'tır. Onun için muhteremler, bu kelimeyi söylediğimden 4000 günah siliniyor, 4000 de sevap yazılıyor. Bunu akşama kadar, her günümüz boş olduğumuz zamanlarda ve her halükarda bunu kendimize virt edinelim, söyleyelim ama ne dediğimizi de bilelim. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Bunu çok söyleyelim.